Demokratikleşme çabaları deneme 11 soru 1 Halk Fırkası ile ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre Cumhuriyet Halk Fırkası ile ilgili çıkarımlarından hangileri yapılabilir demiştir. Şimdi burada çağdaşlaşmaya önem verdiği vurgulanmış. Daha doğrusu birinci öncülde ifade edilmiş. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Fırkası'nın birçok inkılabı gerçekleştirmesine, yeni Türk Devleti'nin medeni milletler arasındaki yerini almasına öncülük etmiştir ifadesi. İnkılapçılık ilkesini uyguladığını yani çağdaşlaşmaya önem verdiğini gösterir. Atatürk ülkelerini kabul etmesi, 1931'deki kurultayında Türk ülkelerini kabul etmesi Atatürk ülkelerinin esas aldığını gösterir. Ama Cumhuriyet'in ilanından sonra kurulduğunu söyleyemeyiz. Cumhuriyet'in ilanından önce kurulmuştur sadece. Cumhuriyet'in ilanından sonra partinin başına Cumhuriyet kelimesi eklenmesiyle CHF adını alıyor. Sadece Cumhuriyet'in ilanından sonra isminin değiştiği vurgulanmış burada. Dolayısıyla 3. öncülümüz yanlış. 1 ve 2. öncülümüz doğru olduğu için sorumuzun doğru cevabı da B seçeneğidir. Evet, ikinci sorumuz burada Mustafa Kemal'in Halk Fırkası'nı kurması ve bununla ilgili nutukta yapmış olduğu konuşma verilmiş. Verilen bilgiler Atatürk'ün kavramlarından hangilerine önem verdiğine kanıt olarak gösterilebilir demiş sorumuz da sevgili arkadaşlar. Şimdi burada Halk Fırkası adıyla bir parti kuracağını 6 Aralık 1922'de basın aracılığıyla kamuoyuna açıkladı. Mustafa Kemal Parti'nin kuruluş süreciyle ilgili büyük tutarsızlık ifadeleri kullanmıştır. Kimi kişilerin yazılı olarak bildirdikleri düşüncelerden ve halka yaptığım konuşmalardan çok yararlandım. En sonu 8 Nisan 1923'te görüşlerimi 9 ilkede sapladım. 2. Büyük Millet Meclisi'nin seçim sırasında basılıp yayınladığım bu program partimizin kuruluşunu temel olmuştur demiş. Parti kurması, halkın düşüncelerine önem vermesi ulusal egemenlik ilkesiyle ilgilidir. Yine 2. Büyük Millet Meclisi'nin seçim sırasında bastırıp yayınladığı bu program partimizin kuruluşunu temel oluşturdu diyor. Tabii demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir parti kurmak. Parti kurmak zaten demokratik bir çalışma olduğu için. İkinci öncülümüz doğru. Liberalizm ekonomik bir kavramdır sevgili arkadaşlar. Devletin ekonomiye müdahale etmemesidir. Dolayısıyla burada ekonomik bir vurgu olmadığı için 3. öncülümüz yanlış, 1 ve 2. öncülümüz doğru olduğu için sorumuzun doğru cevabı da B seçeneğidir. 3. sorumuz burada Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluş süreciyle ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez. Kurtuluş Savaşı'nın kazanması amaç birliği yapan milli mücadele lider isimleri bağımsızlığın kazanılmasından sonra bazı konularda bir takım fikir ayrılıklarına düştü. Kazım Karabekir Paşa, Rauf Bey, Refet Paşa, Ali Fuat Paşa ve Adnan Bey gibi isimler özellikle Cumhuriyet'in ilanı, halifeliğin kaldırılması ve Osmanoğulları ailesinden olanların yurt dışına çıkarılması konusunda Mustafa Kemal'e eleştiriler de bulundu. Şimdi buradan itibaren seçeneklere bakalım. Siyasi alanda yapılan inkılaplara karşı çıkmış bazı komutanlar yani muhalefet etmiş. Dolayısıyla A seçeneği doğru. Bu isimler Mustafa Kemal'in geleceğe yönelik düşüncelerini ve hızlı inkılap hamleleri yerine eski toplumsal yaşayışı koruyarak daha gelenekçi ve yavaş bir ilerleme politikasını düşünüyorlardı. Yani inkılapların uygulanma şekline karşılar. A ve D seçeneklerini eledik. Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşa oradaki görevlerinden istifa edip milletvekili olarak çalışmaya karar vermenin de bir siyasi parti kuracaklarını işaret ediyordu. Yani bazı komutanların siyasete atılması da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasına yol açmış ama iktidar muhalefet partisinin yani farklı bir partinin kurulmasına karşı değil ki bizzat Mustafa Kemal önderlik ediyor bazı partilerin kurulmasına. Hükümet tarafı da zaten burada vurgulanmış. Hükümet tarafı da yeni partinin kurulmasının olgunlukla karşılayacağını basın aracılığıyla duyurmuştu diyor. Dolayısıyla hükümet iken iktidar muhalif fikirlere karşı olması ifadesi yanlıştır. Olumlu bakıyor. Dolayısıyla C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Dördüncü sorumuz yine Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Buna göre Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş sorumuzda. Şimdi 17 Kasım 1924'te İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapılarak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Fırka 27 Kasım 1920'de yaptığı toplantıyla Kazım Karabekir'i başkanlığa seçti. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi oldu. Partinin ana görüşü liberalizm ve demokrasidir. Yani burada devlet ekonomik hayat içerisinde aktif olması gerektiğini savunmuştur ifadesi direkt yanlış oluyor. Niye diye soracak olursanız
devletin ekonomik hayat içerisinde direkt aktif rol alması devletçilik ilkesiyle ilgilidir. Da tam tersi olarak şunu söyleyebiliriz. Liberalizm kavramı devletçiliğin tam tersidir. Devletin ekonomik hayat içerisinde aktif rol almaması gerektiğini savunur. Dolayısıyla direkt sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Tabii diğer taraftan parti dinsel düşünce ve inançlara saygılı olduğunu belirtmesi sonradan isyanlara yol açıyor. Dolayısıyla partinin programı birlik ve beraberliğin bozulmasına zemin hazırlıyor. Tabii Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi olması çok parti hayata geçiş sağlamak amacıyla kurulan ilk muhalefet partisi olduğu ifadesini doğrular. Tabii parti programında demokrasiye ve cumhuriyet yani ulusal egemenliğe yer verdiğini gösteriyor zaten. Demokrasinin olduğu yerde ulusal egemenlik vardır. Dolayısıyla D seçeneğimiz doğru. Ama dördüncü sorumuzun doğru cevabı liberalizmi benimsediği için B seçeneğidir. Evet, beşinci sorumuz Atatürk Genel Sekreteri olan Hasan Rıza Soyan'ın aktardığına göre Cumhurbaşkanı özellikle TBMM'de bir serbest eleştiri ve tartışma yaratacak, dolayısıyla hükümet denetleyecek bir yeni kuruluşu gerekli görüyordu. Ancak kurulacak siyasi partinin bazı ilkelere ve kurallara bağlı kalması da zorunlu bulunuyordu. Devrimin ruhu ne demek? Devrimin ruhu demek olan laiklik ilkesini kabul ve ilan etmesi, partinin dedikodularla uğraşmak gerçeklerle ve bilime dayalı ciddi bir denetim görevini yürütmesi, halk arasında taşkınlıklara kavgalar neden olacak geniş bir örgütlenmeden ve gürültülü eylemlerden kaçınması. Buna göre liberal ekonomik anlayışın uygulanması için yeni bir parti kurulmuştur söz konusu değil. Liberalizmi benimse demiyor zaten. Çok partilerde geçiş yaparak hükümetin denetlenmesi amaçlanmıştır. Tabii ki de TBMM'de yeni bir serbest eleştiri ve tartışma yaratacak. Dolayısıyla hükümeti denetleyecek diye uygulanmış zaten burada. Kurulacak partinin akılcılık ve bilimcilik ilkelerine bağlı kalması gerektiği şart koşulmuştur. Laiklik ilkesini benimsemesi isteniyorsa laikliğin temelinde akılcılık ve bilimsellik zaten vardır. Dolayısıyla benimsemesi gerekiyor. Bu nedenle birinci öncül yanlış, iki ve üçüncü öncül doğru olduğu için C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Evet, altıncı sorumuz deneme 11 kapsamında Serbest Cumhuriyet Fırkası Cumhuriyet döneminin ikinci muhalefet partisi olarak 12 Ağustos 1930'da İstanbul'da kuruldu. Partinin kurucuları Cumhuriyet'e bağlı ve laik düşünceden yana olan kişilerdi. Fakat parti örgütlenmeye başladığında Cumhuriyet'e laik düşünceye ve inkılaplara karşı olanlar partinin örgütlerinde geri almaya başladılar. 7 Eylül 1930'da İzmir'de ve sonra başka yerlerde yapılan parti mitinglerinde bu durum bütün açıklığıyla ortaya çıkması üzerine bu gelişmelerden ürken Fethi Okyar 17 Kasım 1930'da partiyi feshetti. Serbest Cumhuriyet Fırkası 18 Aralık 1930'da resmen kapatıldı. Metinden verilen bilgiler doğrultusunda değerlendirmelerinden hangileri yapılamaz demiş sorumuzda. Türk halkı arasında demokrasi kavramı tam anlamıyla yerleşmemiştir. Doğru. Şimdi burada Cumhuriyet'e layık düşünce ve inkılaplara karşı olanlar partinin örgütlerinde görev almaya başladılar ifadesi var. Bu da birinci öncülü doğrular. Cumhuriyet Halk Fırkası devlet yönetiminde farklı fikirlere karşı ifadesi yanlıştır. Eğer karşı olsaydı zaten Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulamazdı. Diğer taraftan Türk halkı çağdaşlaşma karşıtı demokratik gelişmeleri sekteye uğratmıştır. Yani bunlar inkılaplara karşı olanlar partide örgütlenmeye başlayınca Fethi Okyar partiyi feshedip kapatıyor. Bu da çağdaşlaşma karşıtlarının demokratik gelişmeleri kesintiye uğrattığını yani sekteye uğrattığını doğrular. Ama Cumhuriyet Halk Fırkası'nın devlet yönetimi farklı fikirlere karşı olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla A seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Yedinci sorumuz Menemen olayla ilgili bilgiler verilmiş ve buna göre Menemen olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş sorumuzda. Laiklik ve demokrasi karşıtı bir gelişmedir. Şimdi din elden gidiyor propagandasıyla yapıyorlar. Tabii bu halkın dini duyurularını kötüye kullandıklarını gösterir. Diğer taraftan Cumhuriyet'e karşı olanlar tarafından yapılması ve inkılaplara karşı olanlar tarafından yapılması tabii ki de laiklik ve demokrasi karşıtı bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hem dini propaganda aracı olarak kullanıyorlar hem de Cumhuriyet rejimine karşı bir ayaklanma çıkartıyorlar. Bu da A seçeneğini doğrular. Çağdaşlaşma idealinden rahatsız olanlar tarafından başlatılmıştır diyor. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir ayaklanma çıkartıyorsan çağdaşlaşma idealinden rahatsız olanlar tarafından başlatıldığını söyleyebiliriz. Niye? Çünkü
İnkılaplara karşı zaman zaman çeşitli olaylar gerçekleşiyor. Bu olaylardan biri de Menemen'de Derviş Mehmet ve etrafında toplandığı bir grup rejim düşmanının Dinel'den gidiyor propagandasıyla 23 Aralık 1900 tarihinde çıkardığı ayaklanmadır diyor. Yani bu da inkılaplara karşı çıkan bir ayaklanmadır diyebiliriz. Toplum tarafından destek görmüş müdür? Hayır. Menemen olayı sonrasında yurdun dört bir yanında protesto mitingleri düzenlenerek birlik ve beraberlik mesajı verilmesi toplum tarafından destek görülmediğinin, toplumsal bir karşılığı olmadığını gösterir. Dolayısıyla C seçeneğimiz yanlıştır ve sorumuzun doğru cevaptır. 8. sorumuz, toplum üzerinde nüfuz oluşturmak isteyen çevreler toplumun durgun ve geri kalmış olmasından yanaydılar. Her türlü yenilik ve canlılığı yok ederek toplum üzerindeki vesayetlerini devam ettirmek istiyorlardı. İnsanlara akıl ve iradeleri doğrultusunda kendi kararlarını alma hakkını tanımıyorlardı. Toplumun yol göstericisi olarak akıl ve bilimi değil kendilerini görüyorlardı. Az gelişmiş bir yapının temsilcisi olan bu çevreler cehaletten kuvvet alıyor, özgürlüğü ve kalkınmayı engelliyordu. Metinde söz edilen durumlar gerici düşünceler, ayaklanmalar, olumsuz durumları bulacağız. Hem Menemen olayı, hem İzmir suikastı, hem Şeyh Said ayaklanması burada açıklanan akıl nelerinin doğrultusunda kendi kararlarını alma hakkını tanımıyorlardı ifadesi. Cehalet vurgusu, gericilik vurgusu her üç olayla da ilişkilendirebileceğinden D seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. Evet, 9. sorumuz arkadaşlar. Burada İzmir suikastı ile bilgiler verilmiş ve buna göre İzmir suikastı ile ilgili yorumlardan hangileri yapılabilir? Şimdi burada Mustafa Kemal suikastten sonra diyor ki alçak girişimin benim kişiliğimden çok mukaddes cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelere yönelik bulunduğuna şüphe yoktur. Yani diyor ki suikastın asıl hedefi cumhuriyet rejimi. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. Diğer taraftan inkılaplardan duyulan rahatsızlık suikastin gerçekleşmesinde etkili olmuştur ifadesi var. Hemen metnin girişinde ne diyor? Mustafa Kemal'in Türk milletini çağdaşlaştırmak için yaptığı inkılaplar bazı çevrelerde rahatsızlık yaratmıştı. Onlar için en önemli konu kendi çıkarlarını koruyabilmekti. Bu nedenle Cumhuriyet ve inkılapla karşıtı bu kez de Türk milletini çağdaş toplumlar seviyesinin üzerine çıkarmayı amaçlayan Mustafa Kemal'i ortadan kaldırmayı planladılar. Dolayısıyla inkılaplardan duyulan rahatsızlık suikastin gerçekleşmesine etki olmuştur ifadesi yanlıştır. Yaşanan gelişmeler demokratik çalışmaları başarısızlığa uğratmıştır diyor. Böyle bir durum söz konusu değil sevgili arkadaşlar. Sadece bunlar yakalanıyor ve yargılanıyor. Herhangi bir parti kapatılması, cumhuriyet rejiminin işte ortadan kalkması gibi hiçbir durum söz konusu değil. Demokratik bir etkisi söz konusu değil. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz ve birinci öncülümüz doğru, ikinci öncülümüz yanlış olduğu için sorumuzun doğru cevabı C seçeneği 1-3 olacaktır. Evet, 10. sorumuz. Burada Cumhuriyet Saltanat Valiliği'nin kaldırılmasından sonra toplumsal alanda çıkan Şeyh Said ayaklanmasıyla ilgili bazı bilgiler verilmiş ve buna göre açtaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Şeyh Said ayaklanması bir irtica girişimidir. Tabii ki de Şeyh Said ne yapmaya çalışıyor? Bu kişiler saltanatı kaldırıp halifelik ve özür dilerim cumhuriyeti kaldırıp yerine saltanat ve halifeliği getirmek istiyorlardı. Tabii yeni olanı kaldırıp eskiyi getirmek gericiliktir. Yani irtica olduğu için B seçeneğimiz doğrudur. Tabii diğer taraftan bunlar halifeliğin kaldırılmasına, medreselerin kapatılmasına karşı. Diğer taraftan bunlar dini bir propaganda aracı olarak kullanıyorlar. Bu da cumhuriyetçilik ve laiklik ilkelerine hedef aldıklarını söylüyor. Çünkü bu ayaklanmayı Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı çıkartıyorlar. Laiklik ilkesinde rahatsızlar. Dolayısıyla C seçeneğimiz de doğru. İç politikadaki gelişmeler dış politikaya olumsuz etkilemiştir. Elbette Şeyh Said güvenlik kuvvetleri karşısında duramayıp geri çekilmek zorunda kaldı. Ayaklanmayı fırsat olarak gören İngiltere, Musul konusunu gündeme getirdi. Ayaklanmayla uğraşmak zorunda kalan Türkiye Cumhuriyeti 1926 Ankara Antlaşması ile Musul'u İngiliz mandasındaki Irak'a bırakmak zorunda kaldı. Yani biz ne yapıyoruz? Şeyh Said isyanı yüzünden, iç politikada yaşanan bir gelişme yüzünden dış politikada Musul konusunda taviz vermek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla D seçeneğimiz doğru. Kesintisiz çok partili hayata geçiş yapılmıştır ifadesi yanlıştır sevgili arkadaşlar. Burada bu durum böyle bir durum zaten söz konusu değil. Kesintisiz çok partili 1946 yılında geçiş yapılıyor. 13 sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir diyebiliriz.